Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzemeyle hazırlanan çay kahve yanına çok yakışan nefis bir beze tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır, hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza 3 tane yumurta akını alalım. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, içinde bir damla bile olsa yumurta sarısı veya su olmaması gerekiyor. Evet, şimdi üzerine bir çimdik tuzum var, onu atıyorum. Daha sonra mikserin en yüksek devrinde güzelce beyazlaşıp köpürene kadar çırpmamız gerekiyor. Bu aşamaları atlamadan size göstermek istiyorum arkadaşlar. Kademe kademe nasıl olduğunuzu görmenizi istiyorum. Sizin de böyle ayırmış olduğunuz yumurta aklarınız varsa bu şekilde değerlendirin. İnanın çocuklar çok severek tüketiyor. Evet, gördüğünüz gibi bu kıvama geldikten sonra bir su bardağı toz şekerim var. Onu yanıma aldım, azar azar ekliyorum. Dediğim gibi yaklaşık 10-15 dakika çırpmak gerekiyor arkadaşlar, kıvamına göre. Eğer damak zevkinize göre şeker çok gelirse biraz azaltabilirsiniz. Bir su bardağından bir parmak eksik veya iki parmak eksik de koyabilirsiniz. Evet, bu şekilde azar azar ekleyerek bir su bardağı şekerimi bitirdim. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel koyulaşmaya başladı. Fakat daha çırpmamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha böyle katılaşması gerekiyor. Krem şanti görünümünde ve dokusunda olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, son şekerimi de yavaş yavaş ekliyorum. Ve mikserin en yüksek devrinde çırpmaya devam ediyorum. Ben beyaz yaptım ama isterseniz evinizde gıda boyası varsa gıda boyası ekleyerek renkli bezelerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim evde bulunmadığı için ben sade yaptım. Evet, çırptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaşığı aldığınız zaman bu şekilde ters çevirdiğinizde düşmüyorsa tamamdır. Evet, şimdi bir tane sıkma torbasına yıldız duyu yerleştirdim arkadaşlar. Farklı duyularla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Sade düz olarak da yapabilirsiniz. Yani ucuna bir tane duyu yerleştirmeden yuvarlak olacak şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Sıkma torbamı uygun bir kabın içerisine yerleştirdim ve daha sonra harcımı bu şekilde kaşıkla içine yerleştiriyorum. Evet, hepsini koydum. Şimdi şöyle sıkma torbamı güzelce toparlayacağım. Evet, şimdi tepsiye koyma işlemine geçebiliriz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime bu şekilde arkadaşlar hızlı bir şekilde bastırıp çekelim. Ben bu şekilde küçük küçük yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz daha büyük porsiyonlar tabii ki yapabilirsiniz. Fakat pişme süresinde içi çiğ kalabilir arkadaşlar. O yüzden bence bu şekil ideal. Çok büyük yapmayın. Hem görünüşü çok güzel oluyor. Hem ikram ederken çayın kahvenin yanına inanılmaz şık duruyor. Sizler de bu şekilde küçük küçük yapabilirsiniz. Evet, ben bu ölçülerden 2 tepsi çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi ben küçük küçük yaptığım için bir büyük tepsi, bir de küçük tepsi yaptım. Bayağı bereketli bir tarif arkadaşlar. Özellikle çocuklar inanın çok severek tüketiyor. Şimdi fırına vereceğim arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 100 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirmemiz gerekiyor. 1 saatin sonunda fırını kapatın ve fırının kapağını açın. 15 dakikada fırında beklesin arkadaşlar. Bu şekilde hem içi çok güzel bir şekilde pişmiş olacak. Evet, benim bezelerim pişti. Tamamen soğudu. Şimdi sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. İnanın hazır satılanlardan daha güzel oldu. Mutlaka deneyin diyorum. Şöyle bir de sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçi kesinlikle çiğ kalmadı. Çok güzel bir şekilde tam kıvamında oldu. Tamamen soğuduktan sonra mutlaka bir saklama kabına veya bir cam kavanoza koyun. Kapağını kapalı tutun arkadaşlar. Uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Çayın kahvenin yanında ikram edebilirsiniz. Zaten çok kısa sürede tükendiğini göreceksiniz arkadaşlar. Evet, bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.